Herkese merhabalar. Doktor Villa ailesi izleyicileri. Bugün yanımda Can Bey var. Kendisiyle beraber bugün Ankanatura'da 4 katlı 360 metrekare çok güzel bir konumda olan bir villa gezeceğiz. Güzel bir gömleğin bugün herhalde saten ipek bir gömlek. Teşekkür ederim. Özel seçim sizler için özellikle seçtim bu gömleği. Enerjinizi yükselsin diye mor renk. Satışlar iyi gidiyor o zaman. Gidiyor. Şimdi o detayı vermedim ama mor renk enerjimizi yükselsin diye var. Bir diğer taraftan da spiritüel alemlerle haberleşelim diye var. Bakalım bize bugün spiritüel alemler Ankanatura ile ilgili ne söyleyecek? Neredeyiz abi? Bana ondan bahset. Şu anda birazcık. Ankara, Çankaya, Beytepe mahallesindeyiz. Hı hı. Burası Piri Reis Caddesi. Hemen ilerimizde Angor Evleri, Altınbel. Solumuzda Beytepe Modern'in ticari üniteleri ve konut üniteleri. Belki de Ankara'nın Çankaya bölgesinin şu anda metrekare birim fiyatı en yüksek, en pahalı, en popüler bölgelerinden birindeyiz. Güvenlik zaten dışarıdan gördüğünüz gibi tek giriş imkanı var. Sizi kapıda karşılarlar ve sizi kime geldiğinizi sormadan içeri almazlar. Biz de birazdan zaten güvenlikten içeri girerken. Deneyelim. Hadi gel deneyelim. Merhabalar. 82 numara S**'ye geldik. Selamlar. Can diyebilirsiniz. Can Uğur Doktor Villa diyebilirsiniz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bey dedin mi? Bey. Mülk sahibi. Aynen doğru. Evet, gördüğünüz gibi güvenlik isim aldı. Teyit istedi. Ve 24 saat kamerayla bütün şey izleniyor. Tahmin ediyorum burası da 24 saat boyunca aktif bir güvenlik. Aradan güneyin sonundan sonra dönüyorsunuz. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkürler. Yönlendirmesini de yaptı. Ya zaten bu tarz bir sitelerde, Çayyolu'nda özellikle, Beytepe'de yani bunun aşağısı mümkün değil abi. Hani sol tarafa şuraya park edeyim mi? Hı hı. Tekrardan merhabalar. Az önce gördüğünüz gibi güvenlik gayet iyi durumda. Villamıza geldik. Can istersen birazcık bize villadan bahset abi. Tabii. Şimdi mimariye baktığınız zaman böyle sıra sıra sıralanmış villalar. Hı hı. İkiz villalar bunlar. Duvar temaslı villalar. Birazcık seni dışarıya alayım. Böyle baktığımız zaman da sitenin yeşiliyle çok da uyumlu bir renk kullanılmış. Bu site yaklaşık 7-8 yıl oldu. Burada varlığını sürdürüyor ve mükemmel bir mahalle imajı bırakıyor zaten. Hemen dışarıdan baktığımızda yan tarafta bir kapı görüyor. O kapının aynısından bu villaya da gelecek. Aynı şekilde bir karşılama yapılacak. O da bu tarz villalarda şöyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi dışarıdan geldiğiniz zaman kapının hemen dışarıyla teması biraz rüzgarlı olabilir Ankara'nın kış şartlarında. O karşılama size ve misafirlerinize hoş bir karşılama alanı bırakıyor. Hem de ilk gelen rüzgarı kesmiş oluyoruz. Kesinlikle. Bakımlı bir site bu arada. Çok çok bakımlı. Hani çok bakımlı. Yönetimden yine bahsederiz, konuşuruz ama sitenin temizliği olsun, bahçe bakımları olsun. Bilgin var mı? Bahçe bakımları yine bir ortak peyzaja bağlıdır ama herhalde mal sahipleri... Yok, sitenin bahçıvanı var. Aydat dahilinde bahçeleriniz bahçıvan tarafından bakılıyor. Yani bir kişi bakıyor. Zaten ortak bir böyle imaj bırakılmak da burada önemli. Yani ama tabii ufak farklılıklar var. Birazdan göreceğiz. O zaman içeri geçelim. Hadi bakalım. Evet, içerideyiz. Burası böyle bir karşılama alanı. Sanki normal alıştığımız villa karşılama metrekarelerinden birazcık küçük ama evet, ferah. Evet, evet. Yani bir tık ufak ama işte kapının hemen girişinde sizi bir böyle bir vestiyer karşılıyor. Hani birkaç bir şeyinizi asabilirsiniz. Yani belli evin kalabalığını belli oranlarda alır. Hani burası 5+2 bir villa. 5 kişinin tüm komple kalabalığını almaz ama büyük bir kısmını alır. Çok güzel. Hadi geçelim içeriye. Durum. Hemen sağımızda ve solumuza geldik şöyle. Burada bir sol tarafta misafir tuvaleti. Aynen. Bir misafir tuvaleti burada var. Biz var. Gayet yeterli abi. Yeterli. Gayet yeterli. Bir aydınlatması var. Orası böyle giydirilmiş. Evet. Hemen burada aslında Amerikan sistem açık bir mutfak var. Ana mutfağımızın burası. Burası ana mutfak. Normalde de buradan o tarafa yani aslında ana salonumuza bir geçiş var. Aslında çok kompakt dizayn edilmiş. Procar'ın bütün ürünleri böyle kompakt bir hayat sunuyor. Geldiniz, salonunuz, mutfağınız, orada hemen misafiriniz için tuvalet, bahçeye hızlıca çıkış imkanı. Zaten şimdi hemen sizi bu tarafa alayım. Baktığınız zaman buradaki bu aydınlık kesilmesin diye de merdivenin altını böyle boş bırakmışlar. Duvar yapmamışlar. Demirli güzel bir böyle bir Amerikan sistem var. Yani tabii burası 7-8 yıl önce teslim edildi. Hı hı. Sitenin komplesi ödül, yani proje ödüllü. Proje ödüllü bir site. Çünkü güzel bir peyzajı, işte 1000 metrekarelik bir sosyal donanısı, içeride tenis kortu, basketbol sahası gibi avantajları var. O da tabii bu villanın yanında projeyi de çok çekici kılan bir etmen. Bahçeler yeterli metrekarede. Çok büyük diyemeyiz ama hemen salondan çıkış mümkün. Şöyle gösterelim. Sanıyorum evin en fazla vakit geçilen kısmı burası olur. Bir şey eklemek istiyorum bu arada. Yine alışkın olduğumuz villa mimarlarında birbirinden bağımsız şekilde zaman geçirebileceğin bu arka bahçe bence böyle çok ilişkinin olmadığı, iletişimin çok fazla olmadığı yan tarafındaki oturan kimse artık. Çok keyifli ya burası. Evet, çok yani... fazla iletişimin yok yan tarafla.
Peyzajı çok güzel. Yeterli bir bahçe ya. İzole bir bahçe. Bu arada burada yeteri kadar hani çocuklar koşsun oynasın denecek kadar bir yeşilimiz var. Yapımı devam ediyor. Buraya da bir kış bahçesi gelecek. Yani kışın da orayı çok sağlıklı bir şekilde kullanabilir hale geleceksiniz. Mülk sahibimiz kendi villasına nasıl davranıyorsa kiralık olmasına rağmen bu villaya da aynı şekilde aynı özeni gösteriyor. Hatta aslında bir detay var, onu da şuradan göstereyim. Bahçeye çıktık madem. Bakalım oraya da. Normalde tabii bu arsalar tam olarak böyle dümdüz değil, böyle eğimli devam ediyor. Yani bu proje eğimli devam eden bir proje aslına bakarsanız. Burada mülk sahibimiz buraya ekstra toprak getirerek doldurmuş ve bu kotu oradan merdivenle yükseltip villanın kotuna getirmiş. Komple düz bir bahçe yaratmak için. Belli bu arada, biliyor musun? Çimin olmuş. Falan toprağın yeni olduğu çok belli. Çok yumuşak çünkü toprak. Geçelim mi içeriye? Buyurun içeriye. Hadi geçelim. Evet, şimdi tekrar salonundayız. Villa 4 kattan oluşuyor. Birisi aşağıda, üçü yukarıda bu katla beraber. Yukarıda 3 katımız var. Buyurun yukarıya devam edelim. Hadi bakalım. Tam Amerikan sistem bu arada ya. Yani şöyle, evet. Mimari açıdan gerçekten bu tarz projelerin olması Ümitköy'de, yani bu Çankaya bölgesinde yapılan projeleri de aslında bir vizyon katıyor diye düşünüyorum bence. Yani gereksiz metrekare yok. Koridorlar küçükçe, herkes hani burada böyle doldurulmaya boş gereksiz villa metrekareleri yok yani. Bazı villalarda görüyoruz işte 500 metrekare, 600 metrekare ama koridor var, 120 metrekare atıyor. İpince upuzun koridorlar var. Kullanamadığımız bir alanın hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Yukarı çıkınca hemen solda bir odamız var, buyurun. Burası ana beyin odası. Burada bir giyinme bölümünüz ve bir banyomuz var, buyurun. Şöyle bakalım buraya. Yine bak, hoşuma giden bir şey biliyor musun? Boydan camlar böyle yerlerde, böyle hani dolap içi kalan yerlerde, odaların içerisinde küçük kalan yerlerde normalde burada kullanılan şey böyle bir tane sadece aydınlatması için bir pencere kullanılıyor. Ama yine böyle büyük bir kapının, hatta yani buraya çok rahat açıp hani tabii ferah bir havada geliyor, hava sağlayabileceğimiz bir yer var. Hoşuma gitti abi benim ya. Ya mükemmel, hem doğal ışık hem hemen arkamız Beytepe Ormanı. Beytepe Ormanı'nın orman havası geliyor. Evet. Hem de hani sizi kimsenin burada görme ihtimali yok. Dilerseniz buraya hiçbir şey asmayın. Perde de asmayın. Giyinme odası da zaten bir hani ebeveyn için bence gayet yeterli. Burada bir ana banyomuz mu var? Genel banyomuz. Evet. Burada bir tam banyomuz var. Hem banyosu var, hem tuvaleti var, hem evimiz mevcut. Hemen burada bir küçük odamız var. Genç odası. Doğal ışık direkt içeride bahçeyi görüyor. Şöyle bakalım ya buraya da. Çok abi, havasının güzelliğine bakar mısın? Şurayı açtıktan sonra bir tane sadece aşağıda şey açık şu an. Giriş kapısı açık. Evet, güzel havanın güzelliğine bak. Yani. Site çok güzel, sessiz, sakin. Bakın hiç gürültü, hiçbir şey yok. Ve cadde şurası hemen. Cadde hemen direkt önümüzde. Evet. Yani çok da biz şey yapmadık yani. İçeri belki 200 metre girdik. Tabii yani Beytepe'nin en popüler caddesi orası. En kalabalık. Demin çekimin en başında da fark etmişlerdir. Hani araba sesinin çok oldu ama sitenin içine girince. Neydi? Başka ya. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı. Burada bir odamız daha var, bayağı büyükçe. Bu bebiş odası herhalde. Artık bebiş odası mı olur? Şurayı açtık. Fantazi odası. Çok güzel, komple böyle açık, komple yeşili gördünüz, kendi bahçenizi gördünüz. Saat 4 olmasına rağmen güneşi de bir de bu saatlerde alıyor ve tabii sabah o aşırı yoğun güneşi de almaması da bence bir avantaj. Hadi de çatı kaçına bakalım. Sanki eve girince diyorsun ki bu ev böyle 180 metrekare neti olan hani şey bir ev ama küçük görünüyor değil mi? Küçük görünüyor ama ev çok kullanışlı. Hemen burada bir depo alanınız var. Bayağı da çatının altı komple depo. Şimdi buraya girdiğiniz zaman burada böyle bir Amerikan vari bir çatı arası odası var. Şimdi işin rengi değişti. Bak işin rengi değişti, evet. Burada. Şimdi bu. Peder dedi ki baba sen 18 yaşındasın. Baba dedi ki ya gel sana bir villa alalım dedi. Ah keşke. Ama dedi sen bu hayatı kaldıramazsın. Önce de beraber bir yaşayalım dedi. Geldim baba. Sana dedi ki en üst kat senin, ne yapıyorsan ya. Şimdi geldik. Mesela ben olsam burası komple açılacak. Burası ayrı bir köşe. Yani şöyle buraya bir L koltuk falan yaparsın. Buradan bir tane böyle kamera indirirsin falan. Buradan yaparsın. Bahçeye çıkarsın. Orada ufak bir böyle artık neyini içersen, şarabını mı içersin. Telledim mesela yazın, içeride biraz aktivite yapıp dışarı çıktım mesela. Oh, İyi açıldı. Burada. Can açıldı birazcık. İyi, güzel oldu. Burada uzandın falan şöyle. Çok güzel ya. Şuradan bir manzara almamız şansımız var mı? Olmaz mı ya? Almamız yok mu? Ya valla hani sana 2000 like'lık bir fotoğraf bile alırım ben şuradan. Şu şeyde Angora manzaralı. Şu aklıma gelen soru işaretlerden biri mesela. Şurayı kırsam da ben buraya devam etsem biri bir şey der mi acaba? Yani. Burası benim çatım yani. Aslında dediğin gibi yani burası birazcık ön tarafa şöyle gelebilirmiş. Buraya yani çekebilir. Burası gereksiz evet. Bence anlatabildim. Burayı bence hiç böyle yapmamaları acaba gerekiyordu. Acaba çeken var mı? Şu anda da yok. Yok. Ya belki çaktırmadan burayı hiç olmazsa düzlesek de buraya iki güneşlenmelik. Şezlong mu? Aynen. Bu arada evde merkezi süpürge sistemi olduğunu da buradan gördüm. 7 sene önce başlanan bir proje için güzel bir vizyon ya. Kaçırmayalım. Bir de burada yeterli olarak, aynen yeterli bir banyomuz var.
Ve banyoya yine doğal ışık gelsin diye. Bak oradan şu buzlu camlar çok güzel oluyor. Buyurun. Her yeri de açıyorum böyle ben. Merak ediyorum. O açılıyor mu, geliyor mu falan. Hadi o zaman alt kata bakalım mı Can? Bir de en alt katımız var, evet. En alt kat. Orayı da çok merak ediyorum. Şimdi kotta kaldı gibi sanki oldu. Orası tam bir bodrum katı herhalde. Tam kapalı bodrum. Yani ben buraya sinema koyarız falan dedim ama aşağısı tam aslında sinema salonluk. Şöyle hemen buradan başlayalım. Şimdi hocam buradan hemen bahçeye bir aydınlık vermişler. Ama işin açığı bu alan bence bu villanın en kullanışlı alanlarından bir tanesi. Bu bodrum katı zaten doğal olarak ışık almıyor. Örnek veriyorum, böyle farklı şeyler yapmaya çok müsait. Mesela burayı bir sinema salonu odası yapabilirsiniz. Şurayı kapattık. Ve dediğin gibi o ışık alma şeyini merdivenlerde kullanılan tasarım sayesinde asla hiçbir kat, hiçbir bölge güneşsiz, ışıksız kalmıyor. Evet, kalmıyor. Yani güneş yer değiştirecek, yer değiştirdiğinde de bu tarafa vuruyor, bir şey değişmiyor. Sabahta mesela güneş olsa, sabahta büyük ihtimalle diğer taraftan, ön taraftan şey alacak, ışığı alacak. Aynen. Bir diğer, yani bodrum katında bahsetmemiz gereken konulardan bir tanesi, bir aldığı herhangi bir yerden bir su, bir sızıntı, işte bir renk değişikliği, hiçbir şey yok. Biz içindeyiz, kameraya yansımıyor kokusu ama bir rutubet de kopmuyor. Yok, hiçbir şekilde. Hemen burada ufak bir böyle bir... hani depo olarak kullanabileceğiniz bir alan. Şarap mahzeni yapabilirsiniz. Mükemmel değil mi? Şarap mahzeni olur. Derin dondurucu mesela koyabilirsin buraya. Kalabalık bir ailesen buraya mesela büyük bir derin dondurucu, büyük bir buzdolabı. Aynen. Kiler soğuk oda yapabilirsin buraya kesinlikle. Hemen sağa ya burayı bile ayırıp çok rahat bir şekilde buraya bir hani şuradan böldüm mesela burayı, şu duvardan böldüm. Çok evet. Rahat bir şekilde burası içinde banyosu olan bir oda haline ve dönüştürebilir. Şu anda kotun altındayız değil mi bu arada? Bahçenin alt tarafındayız. Şu an tabii kot altındayız. Aydınlatmaları var ama tabii. Doğal aydınlatmalar geliyor. Sizden çok hissettirmiyor. Şimdi tabii bu villanın da şöyle bir avantajı var. Bu villada, şu an gezdiğimiz villada sitenin en arka sırasında ormana bir paralel duruyor. Hı-hı. Yani hemen arkasında bir yapı yok. Sırt sırta yapıların en sonunda duruyor. Dolayısıyla hani niye şimdi bu detayı verdik? Arkadan gelen güneşin kesilme ihtimali hiç şekilde yok. Şimdi bu tarafa baktığımızda sitenin içinde biraz daha gezeceğiz. Belki başka bir böyle tur polisi içinde. Sitenin içine baktığımız zaman uzun böyle gidince uzayan bloklar var. Onlar villaların önünü kesip bölgesi düşebiliyor. Ama bu villa için o da mümkün değil. Sosyal tesisimizin olduğu, tenis kortlarımızın olduğu, şöyle çocuklarımızın, ebeveynlerin çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceği, hatta kendilerimle oturup çocuklarını burada izleyebileceği çok güzel bir yer var. Çok güzel. Bir basketbol sahamız var. Aha. Bir ufak bir mini futbol alanımız var. Tenis kortumuz var. Çocuklar için daha küçük yaşta, 3-5 yaş çocukları için ayrıca bir oyun alanı var. Ayrıca şu an burada göremediğimiz bir kapalı havuz, bir sauna, bir finamamı, bir spor salonunda ayrıca bir sosyal tesis olarak diğer tarafta var. Çok güzel bir site gezdik. Anka Natura'yı gezdik bugün. Can çok güzel bir tanıtım hazırlamış oldu bize böyle. Hepinizi çok seviyoruz. Doktor Villası ailesi olarak bu tarz içeriklerin gelmesi için, devamı için videonun altına yorum yapmayı, beğenmeyi ve bu tarz videoların geldiğinde haberdar olmak için de o hemen videonun alt tarafındaki o çana tıklamayı unutmayın. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.